Avrupa maçlarının sonrası olduğu için UEFA ülke puanı klasmanı. 16. sıradayız. 16. sıradayız. Yani felaket. Şöyle bir bakıyorum. Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs, Rum kesimi, Danimarka, Çekya, Hırvatistan bunlarla yarışıyoruz da. Yani zaten 11 falan artık hayal. Ee, bir kere geçen sene 13. Yduk. Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitme şansını kaybetmiştik. Ben şu anda bir sonraki seneyi konuşuyorum. O dertteyim yani. Şimdi bizim artık şampiyonumuz eleme oynayacak. Öyle bir noktaya geleceğiz ki bu şekilde gidersek Avrupa Ligi'ne bile takım gönderemeyeceğiz. Sadece konferans ligine göndereceğiz. Bu kadar sıkıntılı bir durumdayız. Hal böyleyken Fenerbahçe gitti. Slavia Pıra 3-2 mağlup oldu. Hangi ee, işe? Konferans <laughs> konferans. Yani sevgili müdürüm gidecek şey ne fark ediyor? Konferans liginde bile yoksun. Ya çok dramatik ama. Avrupa liginde yoksun. UEFA <laughs> EFA liginde yok. Şampiyon kulüp nerede yoksun. Yani. Şimdi esas olan, esas olan bu. Esas olan bu. Her hafta söylemekten bıktım. Yani senin yüzünden seyrediyorum bütün maçları. Haftada 10 tane maç kupalar hariç. Hep kulağım çınlıyor. Ama, ama düşünebiliyor musun yani? Bu bu maçlarla, bu maçlarla bu futbol nereye gidecek? Ne kadar gidecek? Şimdi son Bey'in verdiği paranın dörtte biri duyduğum kadar da teklif edilen. E şimdi futbol kulüplerinin en büyük geliri Türkiye'de televizyon yayınlarında. Hele Anadolu kulüpleri. Evet. hepsinin. Şimdi bu dörtte bire düşünce futbolcular ne alacaklar? Alamayacaklar. Dışarılardan bu paraları almalarına imkan yok. Çünkü menajerler Türkiye'yi yoldanca kaz buldular, bize sokuşturuyorlar. Yıllardır. Yıllardan bir. Dışarıdan bunu. Yani adamlar resmen Türk futbolcuları ve Türkiye'de oynayan yabancılar bindikleri dalı kestiler. Bu süper ligi süper sahtekarlar ligine çevirerek. Dünyanın hiçbir yerinde futbol bizimki kadar durarak oynanmıyor. Bizimki kadar kesilerek oynanmıyor. O zaman seyircinin seyredeceği bir şey kalmıyor. Temposuz, ağır. Tabii. Tabii. E, o zaman niye seyredesin? Yani pandemi aslında bu televizyondaki futbolun... ...bir nevi can kurtaranı olmalıydı. Herkes evet. evinde çünkü. Öyle umulmuştu da. Olmalıydı ama... ...seyredecek futbolda bir şey olmayınca insanlar başka şey seyretmeye başladılar. Hele bu şeyler girdi ya, Dijiterler. kanalların dışında bir de evet. stream mi diyorsun, Netflix başta falan falan tabii, tabii, tabii. neler neler var oralarda ya. Neler neler var. Bir kişi demedi ki, kardeşim yapmayın. Kendini bu yere atmaların yüzünden, oradan bir faal kazanayım, oradan 30 saniye kazanayım isteğin yüzünden... Seneye alacağım para dörtte bire düşecek. Savunmada sağdan sola, soldan sağa evet. pas. Evet abi. İki ileri, bir geri. Evet. Şimdi maçtan sonra alay eder gibi istatistik koyuyorlar. 468 tane pas yapılmış. Göstersene o paslar nerede yapılmış. 368 tanesi kendi yarı sağsın Kaç Sold ileri doğru bir de? Soldan sağa, sağdan. Neden? Çünkü bütün hocaların elinde Türkiye'de bugün istatistik hocaları diyorlar var. İstatistikler var. Ender kaç pas yapmış maçta? 78 tane. Kaçı isabetli? 70'i. Ender iyi oynamış. Halbuki Ender 78 pası riske girmeye. Şu bara bana atıyor Tabii. bomboş. Ben de tekrar sana atıyorum. Ender'le ben en iyi pasörler olarak İstatistikle görünüyoruz. Ama öbür taraftan genç adam ileride kaçan birini gördüğü zaman topu önüne attığı zaman aslında muhteşem pas. Fakat adam yakalayamazsa istatistiğe isabetsiz pas diye geçiyor. Yakalasa gol pas olacak, asist olacak. Şimdi adam bir an düşünüyor. Tabii. Onun yüzünden ben niye Kötü pas atmış olayım. Ne koşular için... var pas atılmıyor. Sırf at... bu sebepten. Adam bağırıyor çağırıyor Allah kahretsin de kendi arkadaşına hikaye yapıyor. Bomboş. E işte o noktadan geldik şimdi e, başlangıçtaki noktaya yani Deniz'in bittiği noktaya. Hani Giresun maçında bir hafta sonundaki Fenerbahçe'nin Giresun maçını için önemli yani bir takım oyunda konuşurken ya aldatıcı olabilir dikkatli olmak lazım vurgusu yapmıştık. Dün bakıyorum yani e, bir oyun düzeni şablonu bir set oyunu ciddi sıkıntılar barındırıyor Fenerbahçe'nin futbolu. İsmail Hoca dedi ki beklemediğimiz bir yenilgi aldık. E, bu böyle bir şey beklenebilir mi? Beklenir. Neden? Neden? Bir defa İsmail oradan var Yani. Bir stat dolusu insanın oyuyla başkanlığa seçilen benden bile gönül oyu alan Ali Koç'un Fenerbahçesine bak. Sağ bek bulamadığı için takım sağ açık Ferdi, sağ bek oynatıyor. Sol bek. Sol bek Pardon. Sol bek oynat. Sol bek oynatıyor. Bu sol bek Ferdi, bu sol bek Ferdi hem sol bek hem sol açık Kanatta çırpınıyor ve sağ kanatta Nazım Sangare ve Osayi Samuel'in toplamından misli misli fazla oynuyor. Ya gencecik gencecik bir çocuk dışarıdan satın alınmış iki adamın toplamından daha iyi oynuyor. Ve o çocukla hala sözleşme yenilenmedi. Bitiyor sözleşmesi. Ya, ya şimdi Şimdi özellikle ki başlarında benim abim var sevgili hocam abim. Yabancılar serbest bırakılsın. 8 artı 3 de olmasın diyenlere soruyor. 8 artı 3 sayesinde takıma girme şansını bulan genç Ferdi karşı kanattaki 5'ten, Bek'in ve Sağçı'nın toplamından daha çok iş yapıyorsa gözümüzün önünde. Demiyor musunuz keşke 8 artı 3 değil de 3 artı 8 olsaydı. 3 artı 8 olsaydı verilen paralara bakın. Abartmıyorum arkadaş. 3 yabancıyla bağlı olan Fenerbahçe Ronaldo'yu alabilirdi. Ali Koç'un verdiği paralara bakın. Ronaldo'nun fiyatına bakın. Fenerbahçe Ronaldo'yu alsaydı Fenerbahçe Ronaldo'yu alsaydı Fenerium kaç tane Ronaldo forması satardı? Ben alırdım en başta. Fenerbahçe'nin başının tribünleri de boş yer olur muydu? Üç tane için Tafarel, Popescu, Hacı geldi Galatasaray'a ve 5 sene üst ya. şampiyon yaptı Galatasaray'ı ve UEFA şampiyonu yaptı. Serbest olsaydı işte bu çöplükler bir takım kişilerin cebini dolduran menajerler ne kadar çöplük varsa vereceklerdi o zaman. Şimdi Bener Bahçe tesadüf değil. Galatasaray. 8 artı 3 kuralı yüzünden zorla takıma giren genç Kerem'e bak. Bir de geri kalan yabancı süpürüntüsüne bak. Ferdi'ye karşı Galatasaray'da Kerem Beştaş. Genç Rıdvan'a bak, geri kalan süpürüntülere bak. Kimleri soktular Türkiye'ye futbolcu diye. Ve gencecik çocuklar 8 artı 3 kuralı sayesinde böyle olduklarını gösterebildiler. 8 artı 5 olsa kim bilir daha kimleri görecekti.